Merhaba Ali Bey. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun. Siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gündem özel izleyicilerimizin karşısına bölgesinde öncü firmalardan biri olan Konya'nın Meren bölgesinden DAP Auto ile bağlanıyoruz. Yaptığı hizmetler, en önemlisi de hizmet kalitesi, bunları konuşacağız ama öncelikle sizi tanıyalım. Tabii. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Ne zamandır bu sektördesiniz? Sektöre nasıl giriş yaptınız? Buyurun. Ben Durmuş Ali Bacak. Niğde Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mezunuyum. Otomotiv bölümü. İlkokul 8'den beri bu işin içindeyim. Bir taraftan da üniversite bitirdim. 4,5-5 yıldır da kendi iş yerimde Yeni Meram Sanayi'de bulunuyorum. Bu isimle yer alıyorsunuz. Bu isimle yer alıyorum, aynen. Yani aslında işin hem pratiğine, hem eğitimine, aynen, hem de hem deneyimine sahipsiniz. Evet. Bu şekilde de hizmetleri devam ettiriyorsunuz. Aynen. Harika. Peki verdiğiniz hizmetin detaylarını öğrenmek istiyorum Ali Bey. Şöyle kapıdan içeriye giren bir müşteri için ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? DAP Auto'nun altında neler yatıyor? DAP Auto'nun altında temelimiz mekanik tamir. Yani motor bakımı, araç bakımı vesaire. Ama bunun yanı sıra bizim buraya gelen müşterilerimiz şu artıya sahip: arabanın anahtarını bırakır, yapılması gerekenleri söyler. Bizim anlaşmalı olan ekipmanlarımız, arkadaşlarımızla biz bunların hepsini yapar, hallederiz, gününde de teslim ederiz. Yani bunun içinde elektrik var, kaporta var, boya var, en basit lastiği varıncaya kadar hepsi var. Ekip arkadaşlarınız hepsi alanında uzman ve her türlü konuda yardım etmeye hazırlar. Bunu anlıyorum. Sektöre başlarken olmak istediğiniz konuda mısınız? Peki çok erken yaşta başlamışsınız ve bu işin eğitimini de almışsınız. Tabii. Şu anki hedefleriniz nelerdir? Yani şu anki hedeflerimiz açıkçası az önceki saydığım arkadaşların hepsini bir çatı altına toparlayıp daha iyi bir hizmet verebilmek. Tabii ki. İlerleyen tarihlerde de olacak inşallah. Hedefimiz o yönde. Hem daha hizmet vermek adına ekip arkadaşlarınızı büyütmek, daha da uzmanlaşmak bu konuda. Peki sektörleri biliyorsunuz. Bu sektörde farklı isimler de var. Bölge civarı olsun, ilerisi olsun. Bu durum için sizi bir adım öne çıkaran farklarınız nelerdir diye sorsam, pozitif yanlarınız. Bizim müşterilerimiz, hani diğer ekip arkadaşlarımızın, diğer arkadaşlarımıza nazaran bizim müşterilerimiz bize göre daha kıymetli, daha çok artıya sahipler. Bunun en büyük şeyi, mesela bizim müşterilerimizde problemimiz hiçbir şekilde olmaz. Araç yolda kalabilir. Önce telefonda destek vermeye çalışırız. Yapılacak ayaküstü bir şeyse kendimiz birebir gider, yol yardım yaparız. En kötü ihtimal anlaşmalı kurtarıcımız var. Harika. Alır, birebir gelir, müdahalesi yapılır, işlemi çözülür. Kimseyi yarı yolda bırakmıyorum diyorsunuz. Aynen. Özverili bir çalışma gerçekleşiyor. Karşılıklı iletişime de çok önem verdiğinizi fark ediyorum bu noktada. Peki nereye kadar hizmet veriyorsunuz? Nereye kadar arıyorlar sizi? Hizmet yelpazeniz ne kadar geniş? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani hemen hemen Konya'nın birçok bölgesi, civar köyleri, işte Mut, Antalya, o taraftan Akşehir. Civar iller. Yani biraz da bizim sektör araç alım satım da olduğu için birçok yere hitap etmeye çalışıyoruz. Harika. Araç alım satım da olduğundan belirtmişsiniz. Birazcık daha ayrıntılı anlatırsanız. Yani biz hasarlı araç alıyoruz. Hasarlı bir şekilde toparlıyoruz. Toparladıktan sonra da bunun satımını da gerçekleştiriyorsunuz. Yani ama bineceğimiz araçlar, yani hani önerebileceğimiz araçlar, öyle çok ağır hasarlı değil. Mesela nokta hasarlı araçlar alıp bütün tamirini kendiniz üstlenip her şey şeffaf. Yani hasarlı resimlerinden tutun yapılma aşamasına kadar her şeyin videosu çekilir. Yapılan işler ortada konulur. Gelen müşteriye de hepsini gösteririz. Onun harici bir şey olmaz. Harika. Peki ben bu noktada izleyiciyi de bilinçlendirmek istiyorum. Sizden hizmet alırken, siz de onlara hizmet verirken, bu sektörün içinde olduğunuz için daha iyi biliyorsunuzdur. Ne gibi şeylere dikkat etmeliler? Bir öneride yani, bulunabilir misiniz? Şimdi en basiti, bu bulunduğumuz mevkide birçok tamirci arkadaş var, birçok meslektaşım var. Hani hepsi iyi mi, hepsi kötü mü, ona hiçbir şey diyemem. Ama alanında uzman insanlarla, daha çok işine meraklı kişilerle iletişime geçerlerse onların artısına olur. Ali Bey, pandemi sürecinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz dünyaca ve ülkece içinde bulunduğumuz bir hastalık dönemi geçiriyoruz hala. Bu durumda en çok tabii ki esnaflara yansıdı. Sizde nasıl oldu durum sosyal açıdan, ekonomik açıdan? Ya şimdi şöyle, tabii pandemi artık bitsin diyoruz. Tabii ülkecek. Ki. Herkesin dileği. Ama
bizi de çok olumsuz yönde etkilediği oldu yani açıkçası. Saatler değil mi? Saatler, çalışmalar, en basiti müşteriler tedirgin geliyor. Hani biz ne kadar da rahatlatmaya çalışsak da biz de tabii birebir diyalog haline girmemeye çalışıyoruz. Genelde araçlarını bırakıp yapıyorlar ama hani geçen yıllara nazaran çok olumlu bir şeyimiz yok. Evet, sizi de etkiledi haricazse. Çabucak kurtulmak dileğiyle. İnşallah. Şu an tam olarak neredeyiz? Bir de lokasyon bilgisi paylaşalım izleyicilerimize. Tabii. Açık adresiniz. Burası Konya Meram Sanayi, Yeni Meram Sanayi, Çomaklı Mahallesi olarak geçiyor. Kutsal Caddesi, DAP Auto özel servis olarak. Hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Aynı. Zaten ekran altında da görünen telefon numarası aracılığıyla size ya da ekip arkadaşlarınıza mobil olarak da ulaşım sürekli sağlayabilirler. Sizler de her türlü yardıma evet. hazırsınız. Peki konumunuz gereği bulduğunuz açıklar ya da eksiklikler nelerdir? Şu an kanal aracılığıyla neler aktarabilirsiniz? Yani şimdi burası Yeni Meram Sanayi adıyla da birlikte yeni kurulan bir sanayi. Ama sadece kurulmuş. Yani herhangi bir hizmet maalesef yok. En basit bir ATM yok. Postane yok. Evet, aslında yok. Biraz uzak kalmış gibi. Aslında uzak da değil. Neredeyse şehrin ortasına yakın. Yani ama ne yazık ki bir hizmet yok. Çevre düzenlemesi yok. Yani bu konuda belediye da buraya baksın diyorum artık. Hani. Düzelmesi aynen. dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk rica olduğunuz ederim. İçin. Sağ olun. Bize bu değerli bilgileri paylaştığınız için. Son olarak izleyicilere, sizi tercih eden müşteri ya da ekip arkadaşlara söylemek istediğiniz son sözleriniz nelerdir? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Biz burada elimizden geldiğince bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Eksiğimiz olsa da muhakkak tamamlamaya çalışıyoruz. Bizi tercih eden, bizimle birlikte olan arkadaşlarıma, müşterilerime çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sektörde nice yıllar DAP Auto'yu duymak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşürüz.